Genç olmak zor. Ve fakir bir ailede genç olmak daha da zor. Lucy bu durumu çok iyi biliyor. Tatlım, neden bu kadar üzgünsün? Baba, bu çok kötü. İşte bak, Vicky'nin yine pahalı bir köpüklü kahvesi var. Anlıyorum. Ah, bir fikrim var. Tamam, ama bundan şüpheliyim. İşte. Vay canına, bu tam olarak ihtiyacım olan şey. Ah, nane gibi kokuyor. Teşekkürler babacığım. Nasıl başardığını bilmiyorum ama fotoğraflar hazır. Ah benim kıymetlim. Bir gün senin de günün gelecek. Gönder bitti. Üniversiteye gitme zamanı. Ah eşyalarımı nereye koyayım? Ah zavallı kızım. Okul sırt çantamın kötü durumda olduğunu gerçekten tamamen unutmuşum. Lucy merak etme. Sana iş sırt çantamı vereceğim. Bak. Neredeyse yenisi kadar iyi. İçine her şeyi koyabilirsin. Bu çok saçma. Hayır, bu şekilde olmaz. Anneni dinleme, bu harika bir seçenek. Ama olay şu. Alttan tutman gerekir, böylece hiçbir şey düşmez. Bu çantamın hala hizmet edeceğini biliyordum. Görünüşe göre Lucy'nin annesinin de bir fikri var. Ama şimdi korkmaya başladım. Bana bir dakika ver. İşte çantan Lucy. Aa, çanta. Çok sağ ol. Teşekkürler canlar. Lucy'miz harika bir kız. Aa, bu kahve değil. Sadece bir dolara zengin bir adam gibi hissedin. Vay canına. Sadece bir dolar. Olamaz, bunu denemeliyim. Merhaba, ödemeniz burada. Harika. Oraya git. Günaydın. Aha. Mükemmel dalgalarda sörf yapıyormuşum gibi bir fotoğraf istiyorum. Ama bu bir ütü masası. Pekala, bir şeyler düşüneceğim. Poz. Aldığım bir dakika, biraz çaba gerek. Hazır, beğendiniz mi? Vay canına, işte tam da böyle bir şeyi hayal etmiştim. İşte fotoğrafın. Ama ekranda görünen bu değil. Elimden geleni yaptım ama görünüşe göre yoksulluğunuz rötuşla bile düzeltilemiyor. Anne, açlıktan ölüyorum. Mutfakta biraz kırıntı buldum ama artık daha zengin bir aileye geçme zamanımız geldi. Afiyet olsun sevgilim. Merhaba çocuklar. Lucy, akşam yemeği için tam zamanında geldin. Yine bu yarı pişmiş yulaf lapası mı var? Denediğin için teşekkürler tatlım. Biraz kokuyor ama o kadar da kötü kokmuyor. Evet, evsizler bile böyle bir akşam yemeğini kıskanmazlardı. Çok lezzetli. Aa, en sevdiğim şovun zamanı geldi. Ah, keşke onları lezzetli bir şeyle memnun edebilseydim. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Yani bunu buraya koysak ve şunu da şuraya... Bir şey eksik. Ah, bu mükemmel. Hey, bunu izliyordum. Aa, bu daha da iyi. Bitti. Umarım beğenirler. Pizza. Aynı zamanda atıştırmalıklar. Onları çok uzun zamandır hayal ediyordum. Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun canlarım. Sana gerçek olanları sipariş edemediğimiz için bizi bağışla Lucy. Sorun değil. Önemli olan birbirimizi sevmemiz. Bel ailesi fakir olabilir ama yine de mutlu. Yoksulluğumuzla ilgili bir şeyler yapmalıyım ve bir fikrim var. Sevgili Bay TV yapımcısı, işe yarayacağından eminim. Bu milyon dolarlık aile şovu. Çok üzgünüm, yanlış kapı. Kesin. Birazdan devam edeceğiz. Milyon dolarlık aile şovunu izliyorsunuz. Ben de ev sahibi Robert. Hadi gidelim. Aman tanrım, Robert Bart. Tatlım, televizyoncuların burada ne işi var? Şovunuza katıldığımıza inanamıyorum. Bu talihsizlerin yardımımıza ihtiyacı var ve işte buradayız. Bakalım burada ne kadar kötü şeyler var. Sadece şu şeylere bir bakın. Bekle, yoksa bunlar... İşte bardaklardan yapılan kulaklıklar. Buraya gel televizyon suratlı. Onları kendi emeğimle yaptım. Orada sakin ol aile babası. Size yardıma geldik. Sevgilim dur. Ne kadar sinirli. Aa, bu dolapta nedir?
Bunu acil bir durum için saklıyorlar. Ah olamaz, bunu yapmamalıydı. Bu benim çikolatam. Sakin ol tatlım, hepsi gösteri için. Yeni hayatlarında artık buna ihtiyaçları olmayacak. Tamam böceği anneciğim. Hey sen bıyıklı. Robert White'ı korkuttuğunu mu sanıyorsun? Sakin ol Robert. Tamam tamam iyiyim. Dolayısıyla yaşam koşullarına bakılırsa Bell ailesi en büyük ödülümüzü hak ediyor. Yani şimdi Bell ailesi zengin. Ama bu beklenmedik şansı kaldırabilecekler mi? Ne var? Neler oluyor? Ah günaydın babacığım. Günaydın sevgilim. Sana kahve yaptım. Teşekkürler. Güne güzel başlamak diye buna derim. Biraz daha köpük alabilir miyim? Elbette. Bir saniye. Aslında daha iyi bir şeyim var. Krem şanti. Bu yeterli değil. Dur bir saniye. Artık zengin olduğumuza göre istediğimiz kadar krema alabiliyoruz. Lucy bu kahveyi kesinlikle beğenecek. Tatlım işte köpüklü kahven. Ama dikkat et. Vay canına. Vicky bunu görmeliydi. Aa, sadece düşmemeliydin. Baba, krema kulesi aşırıya kaçmış. Normal köpüklü istemiştim. Aa, burayı çok seviyorum. Oo, ihtiyacımız olan işte bunlar. Hepsini alıyoruz. Buyur Lucy. Bunlar durumumuzu mükemmel bir şekilde vurgulayacaktır. Ah ne güzel bir sabah. Bekle bayan. Her şeyi kontrol etmeliyim. Her yer temiz görünüyor. Evet kalkabilirsiniz. Ne? Ama baba. Bir sorun var. Sorun nedir? Sessiniz. Anladım. Bir saniye. Kızım sakin ol. O sadece senin koruman. Bütün zenginlerin korumaları var. Bak korumamızın bile kendi koruması var. Günaydın. Gördün mü? Üzgünüm biraz geciktim. Sadece trafik. Burada yeni neler var bakalım. Tatlım sana bir sürprizim var. Bir hizmetçi tuttum. Harika. Mary her şeyin mükemmel ve temiz olmasını istiyoruz. O yüzden çok titiz çalış. Oturma odasından başla ve ardından mutfağı topla. Bu Mary şüpheli görünüyor. Pekala Julia. Bir daha asla temizlik yapman gerekmeyecek. Ona güvenmiyorum. Ya o bir hırsızsa? Vazom. Ah ve benim Zulam. Pekala her şey burada görünüyor. Ama bunları daha iyi saklamam gerek. Julia'nın fakirlikle geçmiş hayatı açıkça onu rahatsız ediyor. Sadece Bayan Bell ani gelen bu servetine alışkın değil. Ama biraz rahatlaması ve hizmetçisinin hırsızlık yaptığından şüphelenmeyi bırakması ona zarar vermez. Hayır bu maaş buna değmez. Alo ben memur Myers. İzleniyorum yetişin. Hemen orada olacağım. Ne tuhaf bir aile. Merhaba memur bey. Bakın biz zenginiz. Bu yüzden size özel bir teklifim var. Görünüşe göre Bay Bell başka bir çözüm bulmuş. Her şey yolunda mı Bayan Bell? Şimdi mükemmel. Peki bunu nasıl kullanıyorlar? Baba! Bu bir şaka mı? Tatlım her şeyi altın aldık. Kullanmayı öğrenmelisin. Ne? Spa'ya gitmeliyim. Başka seçeneğim yok. Hadi yapalım şu işi. Oh, neredeyse unutuyordum. Paraya göz kulak olurum. Hayır, bunu ben yapacağım. Olmaz. Kes artık şunu. Julia, paraları bırak. Saçmalık. Korumam altında daha güvenli olacak. Burada neler oluyor? Durun. Sessizlik. Ailem servet yüzünden akıllarını yitirdi. Benim param. Hayır, benim param. Yeter. Bu çok fazla. Bundan bıktım. Baba, benim için köpüğü nasıl yaptığını hatırlıyor musun?
anne sen de çantamı kese kağıdından yapmıştın. Fakirken daha nazik ve mutluyduk. Bu paraya ihtiyacımız yok. Her şeyi mahvediyor. Haklısın kızım. Şimdi çok daha iyi. Ama biraz Zula yine de zarar vermez. Bel ailesinde yeniden sevgi ve uyum hakimdir. Para onların taşıyamayacağı kadar fazlaydı. Videomuzu beğendin mi? O zaman beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Görüşürüz.